Şeyh'im, Estağfurullah hocam. şimdi şu hadisi bana oku. Ben de şey edeyim inşallah. Hocam iyi günler. Ben Azerbaycan'ın Ağdaş şehrinden size yazıyorum. Geçenlerde ahir zamanla ilgili bir hadis okudum. Onu sizinle bölüşmek istedim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, sizleri benden sonra vuku bulacak 7 fitneden sakınmaya davet ederim. Medine'den çıkacak bir fitne, Mekke'den çıkacak bir fitne, Yemen'den çıkacak bir fitne, Şam'dan çıkacak bir fitne, Şark'tan çıkacak bir fitne, Garp'tan çıkacak bir fitne. Bir fitne de Şam'ın merkezinden zuhur eder ki işte bu Süfyan'ın fitnesidir. Yani iddia Ergenekon terör örgütünün fitnesi Şam'ın merkezinde neredeymiş? Son olarak şu an nerede? Suriye'de. Suriye'de fitne. Hadis ne diyor? Son olarak orada çıkacak diyor. İslam alemindeki olaylar bak en sonuncu şu an. Doğru muymuş? Evet. Peygamberimizin dediği. Maşallah. Evet. Sonra da Mehdi çıkar, tariki hak ve hakikata sevk eder diyor Sat Hazretleri. Mehdi görevde. İnşallah. İnşallah. Ama tabii insan sabırlı olacaklar. Yani 10 yıl çabuk geçmez. Ondan istiyor ki hemen yıldırım gibi bitsin. Yıldırım gibi bitmez. Vakit alır. Mehdi sabırlıdır. Talebeler de sabırlıdır. Biz de sabırlıyız talebesi olarak. İnşallah. İnşallah. İsa Mesih de sabırlıdır. 33 yaşındaydı geldiğinde. Allah alem 2002 gibi geldi. Kaç yaşında şu an hesap edin? 42. Maşallah. Daha da onun da yine 10 yıl mücadelesi var. 52 yaşına kadar devam ediyor. Maşallah. Maşallah. Sabır mı bu? Sabır tabii ki. İnşallah. Maşallah. Mehdi'nin 40 yıl maşallah. İnşallah. 40 yıl. Biz buraya imtihan olmaya geliyoruz, eğlenmeye gelmiyoruz. Allah'a aşık olmaya, ona tutkuyla bağlanmaya geliyoruz. Deli aşık olarak. Şeytanı kızdırmaya geliyoruz. Ne diyor şeytan? Sana kulluk edecek kimse bulamazsın diyor Allah, haşa. Ancak muhlis kulların hariç diyor. Samimi kullarını hariç diyor. İşte bizler de o samimi kullarıyız. Şeytanın bildirdiği. İnşallah. İnşallah. Allah'ın izniyle Allah'tan yanayız. İnşallah. Hizbullah'ız. İnşallah. Allah hizbiyiz. Kur'an'da belirtilen Hizbullah biziz. Tevrat'ı belirtilen Beni İsrail. O da biziz. Kıyamete kadar mücadelemiz devam edecek inşallah. 1432'ye kadar. Ya 1532'ye kadar. İnşallah. Bizden sonraki nesiller, bir sonraki kuşak 1532'ye kadar devam edecekler. Son o zamanlar canlarını verecekler. İşte artık Osmanlılar, Ahmetler, son 3-5 kişi. Az insan. Onlar canını verdikten sonra kıyamet büyük bir gürültüyle küfrün başına kopacak. İnşallah seyredeceğiz. Allah istisna koymamış. Herkes görecek diyor. Mezar ehli de görecek. İnşallah. Tabi Allah ömrümüzü uzun etse de keşke o devre kadar ondan nal toplatsak ama. Kader de bizimkisi tabi belli vakitte bitecek. Bizden beraber olan ekip de hep beraber gideceğiz ahirete. Cümbür cemaat. Tamam inşallah. Topluca da kalkacağız Allah'ın izniyle. İnşallah. Allah kalkın dedi mi kalkacağız inşallah. İnşallah. Hafif bir hayret. O kadar inşallah. İnşallah. Önlerinde nurları var diyor Cenab-ı Allah. Aydınlık. Sağlarında da nur var diyor. Zaten onu gördü mü bitti. Tamam. İnşallah. Zaten can alınırken güzel alındı mı zaten o da bitti demektir. Esselamu aleyke ya Beril, ya Adnan, ya efendim Berker dendim mi? Tamamdır. Selamla, muhabbetle yaklaşılır mı? Tamamdır. Ama sille tokat alınıyorsa canı mahvoldu demektir. Allah sevgisin. Onun için Allah'a tam hulusi kalple teslim olup aşkla sevmek lazım. Derin sevgi meydana getirmesi için Allah'a dua etmek lazım.
Deccal'in büyüsünden Allah'ın koruması için dua edecek bütün Müslümanlar. Duayla büyü parçalanır. Deccaliyetin büyüsü bütün dünyayı kaplamış vaziyette, hipnoza soktuğu insanları. Sokağa çıkınca görürsünüz. Derin hipnoz altında olduğunu mesela gözünden anlarsın. Anlatıyorsun. Bana mı söylüyorsun sahip diyor. Sana söylüyorum tabii. Ama derin büyünün etkisinde. Kurtulamıyor. Dua edip, sebebe sarılıp, ilimle, anlatımla, telkinle o büyüden çıkaracağız inşallah. Çünkü büyü yapanlar telkin kullanıyorlar. Israrla telkin kullanıyorlar. Tekrarlarla elde ediyorlar. Belirli cümleleri tekrar ederek, belirli sözleri tekrar ederek, belirli kelimelerin tekrarıyla elde ediliyor. Belirli görüntülerin tekrarı, ondan o büyü elde edilmiş oluyor. Biz de ona karşılık nur simalar gösterterek, nuraniyet gösterterek, nur insanları göstererek, onların feyz ışığıyla, onların ruhaniyetiyle, duasıyla o fitneyi temizliyoruz. O belayı temizliyoruz. Deccal'in büyüsü paramparça oluyor. 2012'de bu had safhaya çıkacak inşallah. İnşallah. Büyüsü parçalanacak. Berraklık meydana gelmeye başlayacak inşallah. Bak Umut Akyürek hanımefendi, o dünya tatlısı, Mehdiyet'in farkında, İsa Mesih'in farkında, ahir zamanın farkında, Deccal'in büyüsünün de farkında, Deccaliyet'in büyü yaptığının da farkında. Hepsinin farkında. Bütün anlattıklarımızın farkında. Demek ki anlattıklarımız dalga dalga her yere yayılmış. Maşallah. Ben tanışmıyorum yani. İlk defa gördüm. Bak. Her şeyden haberdar. Her anlattığımızdan haberdar. Halk her şeyden haberdar. Demek ki Mehdiyet dalga dalga, dalga dalga ta evlerin içlerine kadar girmiş. Deccaliyet nasıl girdiyse Mehdiyet de girmiş. Kırıp geçiriyor Allah'ın izniyle. Maşallah. Talebelerin anlatımları, bizlerin anlatımlarımızdan inşallah Mehdi öncüsü hareket devam ediyor.